Alım grubundayız. Jeff 53-80 ile oyuna girdi. Bay grup gidiyor. Bir boy önde. Çin çıkacak. Bunun altından Çin çıkar. Çünkü Meksika'da öyle oldu. Burada da öyle olacak. Tabiri caizse Allahu Ekber dağlarına yasladı. E tamam hocam ya. Yaparız kahve içeriz. Gözünü seveyim. Tamam kahveler bende. Şimdi şöyle. Ben önceden tabii bunun bu şekilde olduğunu bilmiyordum. Benim için de yeni bir gelişme. Alım gruplarında şöyle bir olay varmış. Daha doğrusu tüm Cup of Excellence'ın final roundlarında, bu ihalelerinde, Cup of Excellence ihalelerinde ACE'in düzenlediği alım gruplarıyla giriyorsun. Çünkü tek başına girdiğinde seni zaten bırakmıyor adamlar bir yerde. Artı ihaleyi almada da tek başına başarılı olamayabiliyorsun. Ama alım grubuyla olduğun zaman biraz bastırıyorsun. Önceden işte ne hedef fiyat olur, ne kadar da gidilir. Bir tane zaten her alım grubunun bir başkanı var. O adam koordine ediyor falan. Biz de şimdi ben Tayvan Kore ekibine katıldım. Asya grubuna dahil oldum. Bu arkadaşlar Allah nasip ederse alım grubu olarak belirlediğimiz toplamda 2-4 hedef kahve var. Benim bunlar için bir hedefim var. Tek hedef ama grupla birlikte karar alarak bu hedeflerde şaşırma yapabiliriz. Belki hatırlarsınız bir şey de söylemiştim, bahsetmiştim. Bu final günü benim değerlendirmemde, tadımın final roundundaki değerlendirmemde 3 tane kahve için ilk 3 notu düşmüştüm. Bunlardan biri birinci oldu, birisi ikinci oldu ama bir tanesi yedinci oldu. Ben hala bu yedinci kahvenin ilk 3 içerisinde yer alması gerektiği düşüncesindeyim. Böyle bir inancım var. Çünkü finaldeki diğer jürilerin puanlamalarına baktığım zaman da birkaç tane olması gerekenin çok altında yapılan puanlamayla zaten ilk 10'dakiler böyle yarım puanla dizildiği için yarım puan bir puan bandıyla dizildiği için bu arkadaş da biraz akışın dışında kalmış ama mevcut haliyle bile 88.95'lik bir kahve olarak listenin 7. sırasına girmiş. Benim için de listede 3. ilk 3 sıralamasındaydı. İnşallah o kahveyi hedefliyoruz. Yani nasip olursa 7. sıradaki kahveyi hedefliyoruz. Bakacağız. Olmazsa neler var? 3. ve 4. kahveler çok iyi. 6. kahve çok çok iyi. 7'ye kadar ilk 10'daki hedefimiz bunlar. Neden 1-2 hedef değil? 1'deki kahvede çok böyle anlamlı anlamsız bir fiyatlama oluyor. O taraf çok şeyde kalmayabilir. 2 nolu kahve Elini Halito'nun kahvesi. Onunla ilgili ayrı bir hikayemiz var. Aslında niyetimiz oydu açık söylemek gerekirse. 2. kahveyi almaktı. Ama alım gruplarında farklı durumlar söz konusu. Asya grubu benim dahil olduğum Elini Halito'nun kendi özel ihalesine katılmış durumda. Oradan zaten yeterince Elini Halito bahçesinden kahve aldı adamlar. O tarafta bir hamle yapmayacaklar. Şöyle inanılmaz bir şey oldu. Meksika tarafında ilk 3 sırayı alan Presidential Lot yani 6 tane kahve paketinin tamamına Çinliler saldırdı. Ondan önce herkesle ilişkiler çok iyiydi. Herkes işte diyordu tamam sen alım grubunda bizde dahil ol. Öbürü diyordu sen gel işte falan. Bir anda böyle telefon duvar oldu. Hiç kimse hiçbir şeye cevap vermez oldu. Ben anlamadım. Bilmiyorum çünkü o kadar yakından takip etmiyorum. 3 gün 4 gün mükemmel bir sessizlik. Sonra dediler ki ya işte Meksika ihalesi hiç kimse için istenildiği gibi sonuçlanmadı. Bir Çin gerçeği var. Şangay'da çok büyük tüccarlar kahvelere dadandı. Bayağı böyle darıya dadanan şey gibi, süne gibi. Ondan sonra böyle bir sıkıntı oldu dediler. İyi dedik eyvallah. O yüzden biraz geç oldu bizim dönüşümüz. Hatta ben beklediğim, birincil derecede beklediğim grubun da içinde değilim demeyeyim de ilk niyetlendiğim grupla değilim. O grup belki ikinci kahveye teklif verir diye düşünüyordum. Elini Halito'ya teklif verir diye düşünüyordum. Onların bir aksiyonu olmadı. Nitekim bugün daha bir yarım saat önce ihaleden mail attı. Şimdi sizin de bilmediğiniz bir şey söyleyeyim. Bugün benim aynı zamanda doğum günüm. Evet. Doğum günümde Guatemala kahve ihalesine. En büyük hediyeyi kendi kendime vereceğim inşallah. İnşallah evet olursa öyle bir şey. Yani bir alım grubu içerisinde hareket ediyoruz. Eğer başarılı olursak ihalede bizim verdiğimiz bidler günün sonunda kazanırsa. Çünkü her bid 3 dakikada bir tekrar yeniletiyor. Yani kafasından tekrar ihaleye teklif veriyorsun. Tekrar ihaleye teklif veriyorsun. Öyle bir sorun var. Var bir iki bir şey. Yani o grupla hareket etme noktasında da bir iki tane aksiyonumuz olacak inşallah. Ama bugünkü hedefimiz Allah nasip ederse gün bitmeden gece yarısından önce bir satırda Barista Tuz'un adını görmek. Cup of Excellence ihalesinde kazanan grubun arasında
Eğer barista Tosun adını görebilirsek inşallah bugün herhangi bir kahvede ilk 30'a giren güzel başlangıç olacak inşallah. Aynı zamanda Guatemala hikayesi de tamamlanmış olacak. Bence en önemli şeylerden birisi o. Neticede o hikayede bir şekilde başladı. Bakalım, bir yandan da şeyi takip ediyorum. Alım grubuna gelecek olan linki takip ediyorum. Evet, Guatemala ihalesini yine Guatemala Huehuetenango'dan El Hinerito'nun Pacamara'sıyla izleyeceğiz inşallah. Şuradan bir üyelik girişimizi yapalım. Böyle bir ölüm sessizliği var buying gruplarda da, öyle bir olay yani. Adamlar birkaç tane böyle, özellikle Ace tarafı ve Cup of Excellence alım grupları için sayfa açıyor. Herkes işte alım grubu kurmaya vesaireye yüreklendiriyorlar ama resmen ölüm sessizliği yani. Hiç kimsenin ne bir mesajı, ne bir araması, ne bir şeyi yok. Hiç sıfır. Diğerlerinde tam bir sessizlik. Bakıyorum şimdi altlara doğru. İlk teklif sadece 7 numaraya geldi görünüyor. İhale başlayalı 4 dakika oldu. Şu ana kadar herhangi bir şey yok. Evet, 2A lotuna ilk teklifi aldı. 1A 1B de aldı. 2B de aldı. Bakalım, ben bizim şeyi sordum. Gruplardaki gizlilik seviyesinde bilmiyorum biz kimiz. Oo! Bizim grup lideri diyor ki ben diyor saat 11'de gece başlarım. 2-3 saat sonra. Gece 12 bile çok geç değil diyor. Uzun sürüyor ya ihaleler. Onların saatiyle de 11 PM'de girerim diyor ya. Vay be. Bakacak yani. Bizim gibi böyle adam noob mu? Gelip de burada şey yapsın. Bak, birinci ihalede 5.90'ı verdiler. Düşünsene, şu an yarım kilosu 5.90 dolar. 5.50 açılış fiyatı. Bu 95 ila 105 dolar mertebesinde bitmesi beklenilen bir kahve. Alım gruplarında konuştuğuna 90-95 üstü vermeyi planlayanlar grup oluştursun şeklinde konuşuluyor. Ha. Bir saat sonra gireceğim ben diyor. Saat 10. 7 nolu kahve. Neredeyse 2 saat sonra bağlanacağını söylüyor yani. Ha? İyi, biz de 2 saat yayın kaydedemeyiz yani. Adamlar bağlanıp da teklif verecek diye. Doğru mu? Acemilikte de üst düzeyiz maşallah. Şey kısmı güzel. Mesela bira için Dubai'den bir ekip, mesela öyle bir buying grup olalım dedi. Ama hedeflenen fiyatlar ve son şeyler çok fazla yani. Çok büyük paralar. Çünkü 30 kilo alman gerekiyor. Yani 180-200 dolar gibi bir kilo fiyatıyla en az 30 kilo alman lazım. Nereden baksan 6000 dolar para bağlarsan o alım grubunun içindesin. De! Kime vereceksin kahveyi? Kim alacak onu? Düşsene yani. Nasıl satacaksın? Vay, bak ne yazmış. Alım grubumuzun başı Jeff. Attım fotoğrafı da, dedim ben çok noobum. Hemen dedim bilgisayarın başına kurulduğum ihale başlıyor diye. O da diyor ki yok demiş, sakin ol. 5 saat sürer en az. Önümüzdeki 4 saat rahat ol. Son bir saatte atağa geçeriz demiş. Alıp kapatacak. Ne güzel ya. Vallahi adamlar. Daha hiç millet saldırıda değil vallahi. Herkes beklemede. İyi, biz de öğreniyoruz böylelikle ya. Yarın öbür gün böyle bir ihaleye şey yapacak olursak biz de kulağımızı üzerine yatarız bir 3-4 saat. Şimdi biz tabii orada Guatemala'daki ekiplerle beraber hareket ederken hep konuşuyorduk işte alım grupları oluşturma konusunu. Sürekli böyle bir Cup of Excellence tarafı da kendi alım grubunu oluşturuyor düzenli olarak. Diyor ki işte Guatemala ihalesini merak ediyorsanız alım grubuna sizi WhatsApp'ta dahil edelim. İyi, peki. İşte ondan önce Meksika vardı, dahil edelim ama ölüm sessizliği. Ben de diyordum ki herhalde hiç kimse bu alım gruplarıyla ilgilenmiyor, ilgisini çekmiyor insanları. Sonradan şunu fark ettim. Arkada acayip bir protokol, acayip bir gizlilik esasına dayalı bir sistem kurulmuş. Yani ihaleye beraber girecekler, hangisine ne fiyat verecek, hangi kahveyle ilgileniyor. Hiçbir şey belli değil. Hiçbir şeyi paylaşmıyorlar. Hemen bu Guatemala'nın arkasından Türkiye'ye uğrayan bir Tayland ekibi vardı, Piyaratlar. Ben onlarla irtibata geçtim. Dedim ki böyle böyle hani bir alım grubu oluşturalım. Benim ilgilendiğim bazı kahveler var. Aklıma kazıdığım. Bunların içerisinde en azından yer almak ve Barista Tusta birlikte hikayeyi, döngüyü tamamlamak istiyorum. Onlar buraya geldiğinde anlatmıştım. Barista Tusta yakından biliyorlar. Aa tabii, ne güzel olur. Aa çok şirin falan diye. Mantıklı bir şey söylemiyorlar sürekli. O güzelleme yapıyorlar işte. İşte alıma da az kaldı. 2 hafta var. Belli olması lazım. Ama biz de çok heyecanlıyız falan ama hiç kimse de ya gel şu kahveye beraber teklif verelim, hangi kahvelerle ilgileniyorsun, hiçbir şey yok. Bir gün artık yazdım geçen hafta. Yani bir hafta kaldı dedim. Ben dedim bir alım grubuna dahil olmak istiyorum.
siz beni alacak mısınız aranıza yoksa ben kendi yoluma mı bakayım? O dedi ki istersen diğer arkadaşlara da bir sor falan. Ya PR at dedim en sonunda. Ben dedim net sorayım o zaman sana. Ben sizinle alım grubuna dahil olmak istiyorum. Lütfen beni yönlendir yazdım. Tek satır yazı yazdım. Alım grubu başkanımız Jeff Kore'den. Onunla irtibata geçebilirsin. Teşekkür ederim. Bu bilgi benim için yeterli dedim. Jeff'e döndüm yazdım. Aa ne güzel biz de düşünüyoruz işte Guatemala'ya katılmayı falan. Ben dedim alım grubunuza dahil olmak istiyorum. Ondan sonra o çok güzel memnun oldum falan dedi ama yine hiçbir şey yok yani. Şöyle dahil ederiz böyle ederiz. Uzun bir anlatmadan konuşmadan sonra böyle bir noktada ikna oldu. Ben olayı tekrar bir ifade ettim. Şunları istiyorum bunları düşünüyorum hedefim bu. Ve ben dedim alternatif bir grup içerisinde yer almayacağım. Sizle birlikte girmek istiyorum. Durdu. Birkaç saat geçti. Birkaç saat sonra bir mesaj geldi bana. Welcome to the group diye. Tak WhatsApp'ta. Hemen bir iki saniye sonra PR attan bir mesaj geldi. Welcome to the group diye. Böyle bir arkadaşlar sanki şeye kabul edilmiş gibi hissettim kendimi. Hani böyle gizli klana dahil oldum artık. Hani bir tarikatın bir parçasıyım ve çok gizliyiz biz yani. Kapıfeksiniz ihalelerine giriyoruz çıkıyoruz falan böyle. Öyle bir heyecana geldim. Şimdi tabii oturduk biz videoyu çekelim diye. İhale başladı bir yandan ihale devam ediyor. Yazdım ben de grup başkanına dedim ki ne yapıyoruz kaç numarayız biz falan. Dedi ben şimdi ilgilenmiyorum bir 4 saat sonra bağlanırım dedi. Neden dedim? E işte dedi bu ihalede 5 saat sürüyor. İlk 4 saat dedi relax oluyoruz. Son 1 saatte dedi saldırır istediğimiz kahveleri alırız. Vay dedim. Benim buranın fotoğrafını attık az önce dedim. Ben de burada masa başında acemi gibi bekliyorum. 2-3 tane ekran kurdum. WhatsApp'tan soracaklar ona veriyor muyuz? Bunu alıyor muyuz? Bunu yükseltelim mi falan. New York borsası gibi hazırlandık burada. Adam evde uyuyormuş. Yani yatıyormuş bildiğin. O nedenle biz de oturduk. İşte ışık, tesisat falan toplayacağız birazdan, dağılacağız. Bugün benim doğum günüm, gideceğim eşimle birlikte yemek yiyeceğim. Sonra bakalım bir 4 saat sonra yine bakacağız ne olursa. Söylerler herhalde, bize haber verirler diye düşünüyorum. İlk kahvenin 95-100 dolar seviyesinde yarım kilosunun, 1 poundunun gitmesi bekleniyor. Bizim hedeflediğimiz kahvelerde de kuvvetle muhtemel 40-60 bandı gibi bir hedefimiz var ama bakalım yukarı çıkmak durumu da söz konusu olursa onu da istişare edeceğiz artık WhatsApp grubu üzerinden. Takip ediyor olacağız. Şimdilik bu kadar. Gelmeyeceksiniz beni eylemeyin. Gelecek misin? Ben gelirim doğum günü kutlaması sonrası. Finali kaydederiz heyecanıyla. E tamam hocam ya. Yaparız kahve içeriz gözünü seveyim. Tamam kahveler benden. Evet durum şimdilik böyle. Ufak ufak rakamlar gelirmeye başladı. Ama önümüzdeki 3-4 saat biz alım grubumuzun liderini bekliyor olacağız. Jeff'i bekliyor olacağız. Ben yavaştan bir yemeğe doğru geçeyim. Arkadaşlar doğum günü yemeğime doğru geçeyim. Bir 4 saat sonra tekrar görüşmek üzere. Hadi kalın sağlıcakla. Giriyorum o zaman dur. Mikrofonu sonra yerleştiririz. Dur şimdi. Şimdi çok hızlı bir şekilde bilgisayarı açmamız lazım. Ortalık çok karıştı. Acayip karıştı. Yani 90 dolarları aşmaz denilen birinci lotta şu an 125-130 ve acayip uzadı süreler. Şu an kaç saat oldu? Saat 4'te başladı. 9.25. 5 saat 25 dakikadır devam ediyor. Ve benim... Bunun şifresi neydi ya? Ve benim alım grubum daha aksiyon yapacak hiçbir hamle almadı. Adam resmen pusuda yatıyor yemin ederim. Şunu da şuradan açalım. Buradan ihale ekranı takip edelim. Birinci lot 126,5 dolarda. İkinci kazanan 111 dolarda. 2A lotu. 3A lotu 72,90. 4 lotu 46. 5 lotu 35. 6 lotu 18. 7 lotu 44. Yani bizim aslında ilk 3'te olmalı dediğimiz kahve fiyat bakımından ilk 3'ü kovalıyor şu an hakikaten. Ve enteresan bir şekilde daha şeyden teklif gelmedi. Alım grubumuzun başından teklif gelmedi. Yazdım şimdi ona 39.96. Emin misin 99.64 olma dedim. Hayır benim numaram 39.96 diyor. Ama şu ana kadar 39.96 aradan geçen 4 saat 28 dakikada bakıyorum 4, 8, 5 saat 28 dakikada daha bir teklif vermedi. 39.96'nın daha Allah rızası için bir tane teklifi yok daha yani Jeff. Yani nasıl bir adam, nasıl bir rahatsa ben öldüm. Adam orada ekranda izliyor ya 5,5 saat oldu arkadaş. Saat 9.30, 4'te açtılar bunu kurban olduğum. Bitecek kahve bitecek. Bize kalmayacak. Evet. Hala 99.64'te. O kimse o verdi şu an en yüksek bidi. Demek ki ne kadar tecrübelilerse adamlar. Böyle pusuda yatıp
Millet deli gibi bit atıyor, o yanıyor, bu yanıyor. Sürekli böyle ekranın üstünde sürekli böyle sarılar yanıp duruyor. Bu arkadaş sakin, sessiz, gayet sinsi ve derinden. Yeni bir teklif geldiğinde 3 dakika ilave süre veriyor. Yani bunun artık herhalde yenilenme süresi de vardır diye düşünüyorum. Yani 6-8 saat sonunda artık bir olay bitiyordur diye düşünüyorum. Ama sabah şey dediğine düşünerek hani ben 4 saat sonra oturuyorum bilgisayarın başına. 5 saat bile olsa geç değil dediği sürede oturdu bilgisayar başına. Ve şu ana kadar daha şey vermedi. Bid atmadı. Hatta şakayla karışık Jeff'e şeyi sordum. Sen dedim 99-64 olabilir misin dedim. Numaram 39-96 demiş. Onu kopyalayarak gayet ciddi bir şekilde tekrar my number is 39-96 demiş. İyi peki dedim. Eyvallah müdür. Şu an olay öyle bir yere geldi ki saat 21.50 ve 7. kahve, 4. kahvenin 47.90'la da geçti. 49.40'la 3. kahveden sonra tüm ihalenin en yüksek puanını alan kahvesi oldu. Şu ana kadar. 49.80 oldu şu an. Bastı gaza gidiyor. Şunun ekran görüntüsünü alayım. Güzel. Millet de canlı yayında çılgın bir şekilde orada ana kafede izliyor bir yandan. 50-50 oldu. 99-64 bastı gidiyor yani. Bu 99-64 ihale sonrası acaba kim? Bakacağız. 39-96 biziz. Onu biliyorum. 99-64 gaza bastı. 51-10'a getirdi. Şu an. 51-10'a getirdi. Çıtayı tabiri caizse Allahu Ekber dağlarına yasladı. Normalde bundan bir yıl önce finallerde birinci, ikinci, üçüncü kahvelere ödenen bedellere yakın bir parayı yedinci kahveye verdi. Şöyle düşünün. Yedinci kahvede şu an bir poundu, yarım kilosu 52.20 dolarken altıncı kahvenin 19, beşinci kahvenin 35, dördüncü kahvenin 47. Yani gerçekten bu yedinci kahve boşuna bu kağıtlarda bu kardeşiniz ilk üçte olması gerekiyor diye yazmamış yani. Kahve konusunda böyle de bir tespitimiz olmuş oldu ki biz 91... Benim tadım notum 91'di bu kahveye. 88-95'te bitirdi ama 90 bandındaki kahvelerle yakın değerlerde bir fiyatlamayı alıyor. Geldi. 36, 39-96 geldi. 39-96 ilk teklifi verdi Jeff. Jeff 53-80'le oyuna girdi. Adam oyuna girmek için 5 saat 52 dakika bekledi arkadaşlar. 5 saat 52 dakika. Ama onun üzerinden hemen ikinci 99-64 hamlesini yaptı. Ve şu an 53.95 dolardayız. Artık rengimizi bir daha girdik. 54.05'teyiz. Jeff girdi oyuna. 39.96 ile Jeff oyunda. Şu an kahve sıralamada dördüncü. Tekrar 39.96 geldi. 54.45 dolarla Jeff atak yaptı. Saniyelerle değişiyor. 39.96 bizim grup, Bayin grup, at yarışı gibi şu an, Bayi grup gidiyor bir boy önde, 39.96 verdi, yedin oldu kahveye. Jeff, max 60'a kadar gidiyorum diyor. Şuraya bir okey diyeyim. 58.50'de 99.64 girdi. Yani şu an 1.5 dolar kaldı, yedin oldu kahvenin dibinden yanaşmamıza. Jeff gülmüş. Jeff sırıtıyor. Jeff'i şuraya alalım. 59.50'de şu an zaten. Ama bence 99.64 her kimse bu arkadaş kopardı ipi. 99.90'da şu an 60.10. Bitti. Eğer bizim buying grubun lideri bu kahveye buradan da öteye gitmem derse gitti. 60.40 verdi Jeff. Max 60 diye Jeff. 60.40 verdi. Sanıyorum son 3. Now Max dedi. 60-40 için. What about other diyor. Muhtemelen diğerleriyle ilgili. Yani bakıyorum listeye. Tabii karar vermek çok zor bu aşamada. Ama bunun dışında bizim listemize girmiş olan kahvelerden belki şu an listenin diğer geçyalarına da odaklanabiliriz. Dayanamadı verdi. 61-60 bir tane daha verdi. Bir tane daha verdi 61-60. Yine Jeff tutamadı kendini. Bastı paraları Leyla'ya. Bir daha mı geleceğiz dünyaya? Bakıyoruz.
99-64'ten geldi hamle. 61-70'e çekti 7. kahveyi. 61-70'e çekti 7. kahveyi. Bırakmayacak tahminim. 6. kahvenin durumu ne? Belki 6'ya abanabiliriz. 6 da çok düşük. Bir de onu yazalım. 6 numaralı kahve de radarımızdaydı dedik. Zaten bizim hedefimiz 3-4-6-7'deydi. 6'ya bir hedef daha girdi. 78-29. Guatemala 6. olan kahvede bir geşa. Natural bir geşa. Bizim 7. kahvemiz yıkanmış bir geşaydı. Natural bir geşa 6. La Laborum. La Reforma'nın da 7. Bakıyoruz bakalım şu an ihale durumunda. 6 şu an bizde görünüyor hala. 7'yi bırakmış durumdayız. Bir gazlayayım mı? Maybe last chance for, maybe last minute bid for number 7 diyeyim ya. Nasıl paranın çoğu onlardan çıkacak. Ben küçük alıcıyım yani. Adam profesyonel, ben gibi değil yani. 7 numara için 62 dolar çok pahalı dedi. Yani senin benim gibi böyle heyecana gelip de abidik gubidik işler yapanlardan değil tabii ki adam. Aynen öyle. Okey. Tamam. 7 kapandı. 7'yi alanı tanırsak belki tadımlık bir şeyler bulup getirebiliriz. Ama normal şartlar 6'da kapandı. Şu an 6'dayız. Ama 6'yı kapatacak bence. Toplayacak, bitirecek onu. Öyle görüyorum yani. Enteresan. Skor olarak daha iyi bir kahve. 89-57'lik. 90'a göz kırpan bir kahve 6. Neler demişiz 6. olan kahve için? Masa numarası neymiş 6. kahvenin? 10 numaraymış masada. Kuru koku da güzel bir kahve. Transparan demişiz Clean Cup'ta. Enteresan bir şekilde bir miktar böyle tartarik asitli, strict tartarik asitli bir kahve. Genel olarak kompleks yapıda bir asidite var. Mouthfeel'de de well structured ve dense demişiz. Bayağı böyle viskozu yüksek bir kahveydi. Şimdi biraz hatırlıyorum. Berry, raspberry, raisin türü böyle biraz daha kırmızı meyvelere kaçan. 26'yı da alalım mı diyor. 26'yı alalım mı? 26'yı alalım mı? 3, 4, 6, 7. 3'ü geçiyorum. Zaten onda bir şeyimiz olmadı hiçbir zaman. Teklifimiz de olmadı. 4, 6, 7 içerisinde şu an 6'dayız. 6 bizde görünüyor. 21.50 ile. İnşallah. 78-29'a geçti. 21.50 ile. Toplamda 724 pound var bu kahveden. Totalde. 21.60 ile pound'u kapanırsa 15.640 dolarlık bir ödeme yapacak grup şu an. Tekrar bize geçti. 21.70 ile. Jeff yeniden döndürdü. Ve Jeff diyor ki 15.712 doları cash yatırırız diyor. Artık grubun değerli üyeleri kendi aralarında bunu bir istişare ederler. Bence 7'nin sahibi çiftlik bizim alım grubuna teşekkür etmeli. Yani ne olursa olsun, çünkü biz fotoğrafa girdiğimizde 40'larda 44'lerde girdik. 60'lara kadar beraber kovaladık kahveyi. Buradan sonrası artık o para yetmez denildi. Konu kapandı ama güzel yere taşındı kahve. Yani bana göre de hak eder. Şöyle düşünüyorum. 91'lik bir kahve benim açımdan. Düşündüğünde 90 serisi Presidential Lot alan 90.13 77 dolarken, ki onun popülaritesi de olmuş oldu artık. Presidential Lot'u satmak ayrı bir olay. Yani hak ettiği bir yere gelmiş olduğu 61-70'le gayet hakkaniyetli bir şey oldu. Şu an hala Altınoğlu kahve bizde. Güzel. 6 hala bizde. 6'ya daha önceden teklif veren adam, onu yazışıyoruz. 78-29'un şu an farklı yerlere kaydığını söyleyebilirim. 78-29 şu an artık 18. lotla 22. lot. 18'e daha çok para basmaya başladı. Ve 26 basıyor. 78-29 şu an 18 ve 22'ye kaydı. Bir daha vermiyor bizim o tarafa teklif. 6 numarada biz hala da 39-96 olarak fotoğrafın içindeyiz. 6 numara kişiselde 90-75 verdiğim bir kahve aslında benim. Yani 7 numaraya 91 verdiğim yerde 90-75 vermişim. Benim kişisel listemde üst sıralarda 90 üstü almış bir kahve. Zaten toplamda 1, 2, 3, 4 taneye vermişim. Kaybettiğimiz 7 numara 91'miş. Bu 90-75'miş. Güzel beğendiğim kahvelerden biri. Evet. Hala bizde.
6 numara. Saat 10.21 gece. 6 numaralı kahve. 39.96 no'lu. Asya Birleşik. Ne diyeceğiz buna? Birleşik İttifakı'na. Register ediliyor inşallah. Az sonra artık bu kahve. Tepelerde bir oynama yok. Buralarda kimse bir bid vermiyor. Aşağılar biraz oynak. 18 numarada hala 79-28, 78-29'un çalışmaları var. Bir şekilde o kahveyi almaya çalışıyor. Bakıyorum başka son teklif. En son o var. Onun dışında değişen yok. Bir teklif daha geldi. 1B'ye teklif geldi. 130.10. 94.21. 130.10'la bu kahveye teklifi verdi. Bunlardan hangisi acaba Çin'dir? Bence 2 numara Çin. Ah geri geldi. 130.20 ile 41.60 yeniden fotoğrafa girdi. Ve 41.60 enteresan bir şekilde 1B'yi ve 2A'yı alıyor görünüyor. Kesinlikle 41.60 Çin çıkacak. Civciv çıkacak, Çin çıkacak. Bunun altından Çin çıkar. Çünkü Meksika'da öyle oldu. Burada da öyle olacak. Çin olduğundan neredeyse tamamen emin olduğum 41.60 grubu. Bu grup Çin mi? Bu arkadaşlar 1B lotuna ve 2A lotuna teklif attılar. Aynı Meksika'daki gibi. Birincinin ikinci parçası ve ikincinin birinci parçasında El Inherito'nun ve El Morito'nun kahvelerine kancaya atmış durumdalar. Şimdi şeye sordum. Katya Lopez'e yazdım. Bu Cup of Excellence'da ihaleler müdürü olan arkadaşa. Ne olacak dedim böyle hep 3 dakikalar yenileniyor. Son ne zaman dedim. Hayır dedi bu clock sıfırlanacak. O zaman bitecek bu iş dedi. 2 dakikaya düştü sayaç. 1 dakika 59'a düştü. Bakalım yenileyen olmazsa. Artık herkes yerine razı gelirse. Tabi Asya'da çok geç bir saat oldu artık gece yarısı. Burada bile saat 10.30 oldu. Avrupa'da millet uyku saatini çoktan geçti. Amerika'da fena değil ama onlar da sıkılmıştır inşallah. Artık yine yenilendi saat 2.44. Evet 33 saniyeye indi. 32, 31, 30. Evet Katya yazıyor. Maybe şu an bitiyor diyor. 20 saniye kaldı. Eğer birisi teklif güncellemezse 16 saniye, 15, 14, 39.96 ile 6. notun tamamını 16.871 dolara 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 ve Asya takımı 6. notun tamamını alıyor. 38.2 dolar yarım kilosuna kahvenin verdiler. İnanılmaz bir rakam, inanılmaz bir rakam, inanılmaz bir rakam. Ve bitti, ve bitti. Kes kabloyu dedim Katya'ya. Vallahi 2 dakika sonra bitti. Ve şu an Jeff'in yazdığını okuyorum. You can see the baristas on the website soon. I will email them. Thanks bro. Ve Guatemala 2022 6. lotu alarak listeye hızlı bir giriş yapıyoruz. Thank you so much. Ve geldi. Ve geldi. Bakıyoruz şimdi. Listeler Coffee Me Up olarak listeye yansıdı. Ve mailler gittiğinde tahminlere bakalım. 14 no'luyu en son kapamaya çalışan sülale atmış. Tahmin ettik. Bakıyoruz. 1-2. Bak gruplar yok. Espresso Lab biri aldı. Biri alan Espresso Lab'mış. 138 bin dolara tek başına Espresso Lab almış. Aslında bizim onlarla da bir partnership'imiz var. Daha önce konuştuğumuz. İstersek budget'ımızın üstünde diye yazmıştı bana gün içerisinde. İstersek birinci lottan da bir şeyler ayıklatabiliriz kendimize. Gerek yok. Geçiyorum onu. Shanghai Carmo 1B. Bak 2A. Shanghai Carmo Trading. Like Coffee. Bu Bayin gruplar az sonra sayfanın tamamına yansıyacak ve biz Kore grubuyla beraber 6. sırada 7 saat 11 dakika süren ihalenin sonunda sahneye yansıyacağız. 19 Terraro'saymış.
Nereye almaya çalışıyordu? 1B2 A Çin mi dedik? 41-66 Çin'miş. 41-66. Bunu bir not edelim yanına. Süper. Onun dışında bizim en çok merak ettiğim, 7'yi kaybettiğimiz ekibi söylüyorum. Guangzhou, Çin. Yani bariz bir şekilde Çin, Meksika'dan sonra burada da listelerin içinden geçmeyi başardı. Gerçekten ilginç bir şekilde. Bakalım talepler güncellendiğinde. Toplamda 23.30 dolar 450 gramına kahvenin yapılan ödeme. 16.871 dolarlık bir ödeme sonucunda skoru 89.57 olan bir geşa sahibi oluyoruz. Onu da tekrar belirtmiş olayım. Kahvenin detaylarına inersek hızlı bir şekilde. Bu kahve Lalabor tarafından, onların çiftliklerinde üretilmiş bir kahve. 6. sırada natural bir geisha, natural kahveler severiz. Genel olarak floral, fruit, hibiscus, rose, jasmine tabii ki standart hibiscus, jasmine. Bunlar geishalarda çok alışık olduğumuz notalar. Red wine, bright, citrus, red apple. Ki ben bu kahvede benzer notalarla aslında skorlama yapmıştım. Onları da biz kendi notlamamıza ayrıca vereceğiz. Tartarik asit demiştim. Burada limon, tangerine, orange, peach var. Bu tarafta biz berileri ve çerileri çok yoğun görmüşüz. Onlar da yine benzer şeyleri söylemiş. Clean, well balanced coffee demişler. Biz well structured, dense bir kahve demişiz. Transparent, evet. Güzel. Çok güzel, çok güzel. Evet. Ve Guatemala serisini bu ihaleden bir kahve almayı başararak neticelendiriyoruz. Harika. Herkese iyi akşamlar. Saat Türkiye saatiyle 23.14. 7 saat 14 dakikalık bir yayının sonunda. Çok güzel bir yayının sonunda. Kahveye sahip olduk. Güzel bir gündü. Çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hey.